Hatay TV Kampüs Bildiriyor programından herkese sağlıklı günler diliyorum. Ben Güven Baran. Sevgili takipçilerimiz, malumunuz 2020 yılını geride bıraktık. Bugün öğrencilerimize 2020 yılını 3 kelimeyle özetlemelerini isteyeceğiz. Bakalım nasıl cevap verdiler. Dilerseniz haydi gidelim. Pandemi, kısıtlama ve depresyon. Eğitim hayatı devam eden bütün arkadaşlarımızın okullarının açılmasını istiyorum öncelikle. Mutluluk, sağlık ve huzur istiyorum. 2023 kelimeyle salgın hastalıklar, korona en başta ve hani ekonomik durum. Projelerimizin daha çok hani ilerlemesi ve yüzde eğitimin geçmesi, eğitim hayatımızın daha da iyi yerlere gelmesi. Pandemi, sokağa çıkma yasağı, uzaktan eğitim. Sağlık, başarı, özgün eğitime geri dönmek. Duygularım darmadağın diyeyim önce. Başaramadım ve az evlidir. Her an her şey olabilir desem. Salgın hastalık, depremler özellikle çok arttı bu dönemde. Yüz yüze eğitimin açılması, eğitim hayatının tamamen ve normal hayatın bir an önce düzene girmesini istiyorum. Korona. Bıktık ya. Yeni yıldan beklentilerim artık kısıtlamaların kalkmasını istiyorum. Ve aşının tutup pandeminin artık sona ermesini, eski sosyal hayatıma dönmemi ve arkadaşlarımla daha rahat bir şekilde vakit geçirmeyi istiyorum. Derslerimize katılmayı istiyorum. Yani eski şen şakrak dönemlerimizi istiyorum. Okulumuzdaki kafelerin tekrardan açılmasını istiyorum. Kopan maske, dezenfektandan yarılan eller, internet bağlantısındaki kesiklikler. Yeni yıldan beklentilerim hayvan hakları yasasının çıkması ve sevdiklerimize kocaman sarılmak. Pandemi, maskeler ve okulumuzun uzaktan olması bizi çok etkiledi. Aşının tekrardan bizi normal bir hayata dönüştürmesi, hani normal bir hayata dönmemiz, maskelerimizi çıkarmamız, okulumuzun tekrardan açılması, yüz yüze eğitim. Daralma, sıkılma, bunalma. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorum. 2020 COVID-19 salgını, terfer gibi keyfini ve uzaktan eğitimi hatırlatıyor bizlere. Yeni yıldan beklentilerimiz COVID-19 salgınının bitmesi, öğrencilerimize yüz yüze eğitime geçmek bu şekilde ve 2021 yılı bize ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileklerimle.